Huzura Doğru. Sevgili izleyicilerimiz, Bir Huzura Doğru programında yine sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamız da yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Biz ayrılan bu süre içerisinde bir sorumuz olacak. Bu sorunun cevabını almaya çalışacağız. Yine önemli bir konu, herkese lazım olacak bir konuyu sormak istiyoruz. Hocam, insanların ne bileyim işte ibadetlerini, günlük yaşayışındaki hatalarını, ibadetlerinde yapmış olduğu işte eksiklikler olabilir gibi böyle kusurları, hataları araştırmak, bunları herkese ilan etmek, duyurmak, açığa çıkarmak uygun bir davranış mıdır? Yani bir Müslümanın buna dikkat etmesi gerekir mi yapmamaya? Şimdi Mustafa Bey, kitaplarda anlatırken İslam alimleri yazmadık bir şey bırakmamışlar. Müslümanların ayıplarını örtmek, gizli günahlarını yaymamak, kusurlarını affetmek lazım buyuruyor. On sana ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde buyurulanları naklediyorlar. Bu konuda bir hadis-i şerif var. O hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Miraç gecesi bir takım insanlar gördüm ki çok feci ve elim bir şekilde kendi kendilerine azap ediyorlar cehennemde. Cebrail Aleyhisselam'a sordum ki, ya Cebrail, bunların günahı nedir? Niçin böyle kendi kendilerine azap ederler? Adam almış eline bir şey, habire başına vuruyor. Veyahut da bıçak almış, o yine saplıyor mesela. Kendisine yapıyor, başkasına yapmıyor. Bundan niye kendi kendilerine azap ediyor? Cebrail Aleyhisselam dedi ki, bunlar başkalarının ayıplarını meydana çıkaranlardır. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenler hatırına gelebilir. Efendim, çok kimse bunu biliyor. Evet, önce bilmek lazım. İlim lazım. Ama yetmiyor. Bunun hayata geçmesi lazım. Buna inanması lazım. Adam biliyor, anlatıyor da ama tatbik etmiyor. Habire başkalarının ayıplarını, kusurlarını anlatmaya devam ediyor. Öyleyse buna inanmıyor demektir. Hadis-i şerife inanmıyor. Allah-u Teala korusun, o küfre kadar götürür adamı. Küfre kadar götürür. Peki ne yapması lazım? Gizlemesi lazım. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, bir kimse bir Müslümanın ayıbını, kusurunu örterse Allah-u Teala kıyamet günü onun ayıplarını, kabahatlerini örter buyurmuştur. Onun ayıplarını, kabahatlerini. Yani ne demek biliyor musunuz? Dağlar gibi günahlarla gittik mizanın başında. Ta Adem Aleyhisselam'dan kıyamet kopuncaya kadar gelecek bütün insanlar, bütün cinler, bütün hayvanat orada. Hepsi toplanmış. Ve o anda sen hesaba çekiliyorsun. Yüz binlerce kişi aynı anda hesaba çekilir buyuruyor. Ama insan öyle zanneder ki şu anda sadece benimle meşguldür. Herkes de bana bakıyor zannediyor. O azap da insana yetiyor zaten. O azap da insana yetiyor. Fakat orada işte dünyadayken Müslümanların hatalarını, kusurlarını görmezden gelir. Görmezden gelir değil, gördüğü halde örter. Söylemez, yaymazsa, gizlerse, bu gizli günahları, insanlara zarar vermeyen günahlar. Hani dini yanlış anlatan, ondan sonra insanlara sahtekarlık yapanlar değil, onları deşifre etmek lazım zaten. Başkalarını zarardan korumak için. Ama bu gizli yapılan. Adam mesela gizli gizli, kimse bilmiyor da evine içki götürüyor mesela. Aa, ben gördüm ya falan filan deyip, hani gördüysen kapat. Hüsnü zannet yahut da. Hatta gizlilik gizli kalsın yani. O içki şişenin içerisine alkol koymamıştır da kola koymuştur, gazoz koymuştur, başka bir şey koymuştur diye. Hüsnü zannediver. Böyle zannetmenin zaten sana bir zarar olmaz. Evet. Bunu gördün, gözünle de gördün ama yaymadın, açığa çıkarmadın. Mahşer günü geldi. Senin de aynı şekilde tonlarca günahın var. Allah-u Teala buyurulmuş ki o kuluna, ey kulum, sen acizdin, muhtaçtın. Dünyadayken benim kullarımın hata ve kusurlarını örttün. Gördüğün halde yaymadın, kimseye deşifre etmedin. Şimdi sıra bende. Sana öyle bir iş edeyim ki buyurulmuş Cenab-ı Hak. Mustafa Bey, müthiş bir şey o ya. Allah-u Teala değil başkalarına o günahlarını göstermek, kendisine bile göstermezmiş. Hani tabiri caizse bugün biz televizyon yayıncılığı yapıyoruz ya, dev bir ekran, kaseti taktılar, kare kare geliyor bütün ömrün. Geliyor simsiyah. Allah Allah. Bazı yerlerde siyaha düşüyor görüntü. Siyaha düşüyor, bir şey görünmüyor. Sen bile diyorsun ki ben buralarda ne halt karıştırdıydım. Sana bile göstermiyor Cenab-ı Hak. Siliyor yani. Görünmüyor orası, simsiyah geçip gidiyor falan. Yani böyle bir müjde var. Şimdi bütün bunları okuyan, okuduktan sonra buna inanan ve hayatına geçiren bir kimse kalkıp da başkalarının ayıp ve kusurlarını araştırır mı?
Mümkün değil çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kendi nefslerinizin ayıplarınızı araştırınız, başkalarının ayıplarını araştırmayınız. Din büyükleri de buyuruyor ki ya otur kendi ayıplarını araştır. Zaten gerçek mümin kendi ayıplarıyla meşgul olandır. Kendi kusurlarıyla meşgul olandır. Zaten bir kimse bu noktaya gelmişse kendi ayıplarını, kusurlarını düşünür ve yarın mahşer günü bunun altından nasıl kalkarım, onları telafi etme yollarını ararsa bu kimse zaten başkasıyla meşgul olamaz ki. Ama başkasıyla meşgul olan da kendiyle hiç meşgul olamazmış. Doğru. Vakit kalmıyor zaten. Vakit kalmıyor. Vakit kalmıyor. Bunun kusuru, bunun şu derken. Tabii. Şimdi bakın ne güzel izah etmişler. Ebu Said Arabi Hazretleri iyi bir Müslüman nasıl olur diye sordukları zaman bu zat cevaben buyuruyor ki hadiselerin değişmesi ahlaklarını bunları değiştirmez. Başkalarının ayıplarına bakmazlar. Daima kendi ayıplarını, kusurlarını görürler. Kendilerini hiçbir Müslümandan üstün bilmezler. Hepsini kendinden üstün görürler. Ve sonra da iyi bir Müslüman başkasında bir ayıp, kusur görünce bunu kendinde arar. Kendinde bulunca bundan kurtulmaya çalışır. Böyle yapmak kötü huylardan kurtulmanın ilaçlarındandır. Bir hadis-i şerif zaten naklediyorlar. Zaten buyuruyorlar. Mümin, müminin aynasıdır. Hadis-i şerifin manası da budur. Yani başkasının ayıplarında, kusurlarında kendi ayıbını, kusurunu görmektir. Şimdi adam yanlış yapıyor. Ya ben de yapıyor muyum bunu? Ben de yapıyor muyum? Onu aynı olarak. Onu aynı olarak. Hatta bu hadiseyi daha çıplak bir şekilde, net bir şekilde daha doğrusu anlaşılması için bir hadise naklediliyor. Bir gün işte Ebu Cehil geliyor, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe-i Muazzam'ın yanında oturuyor falan. Ebu Cehil ne kadar kötü şeyler varsa hepsini söylüyor. Peygamberimize hakaret ediyor. O böyle kötü şeyler söylediği zaman hakaret ettikçe Resulullah Efendimiz doğru söyledin, doğru söyledin, doğru söyledin buyuruyor. Gidiyor. Biraz sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretleri geliyor. Başlıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam metü sena etmeye. Öyle metü sena ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru söyledin, doğru söyledin, doğru söyledin. Tabi orada yanında bulunan Eshab-ı Kiram daha sonra Hazreti Ebubekir sözünü bittikten sonra ya Resulallah Ebu Cehil geldi sizi kötüledi doğru söyledin dediler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretleri övdü ona da doğru söyledin. Biz anlamadık buyuruyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ben aynayım buyuruyor. Ebu Cehil geldi ben de kendi kötülüklerini gördü. O kötülüklerin hepsi kendindeydi. Kendini kötüledi gitti. Hazreti Ebubekir de geldi bana baktı kendini gördü. O saydığı sıfatların hepsi kendisindeydi. Onun için aynı şekilde doğru söyledi. İkisi de doğru söyledi buyuruyor. İkisi de kendi halini anlattı. Dolayısıyla mümin de müminin aynasıdır. Yani onda yanlış bir şey gördüysen hemen kendini çevirmen lazım. Ben bu hatayı yapıyor muyum? Ben bu yanlışı yapıyor muyum diye düşünmen lazım buyuruyor. Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'da Allah-u Teala'ya ya Rabbi başkalarının ayıplarını meydana çıkaranların cezası nedir diye sorar, arz eder. Allah-u Teala da buyuruyor ki tövbesiz giderlerse yerleri cehennemdir. Şimdi aklı başına almaz tövbe etmezse Allah-u Teala muhafaza buyursun. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Halbuki Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyor ki her Müslümanın Resulullah Efendimizin hatta Allah-u Teala'nın ahlakıyla ahlaklanması lazımdır. Çünkü Resulullah Efendimiz Allah-u Teala'nın ahlakıyla huylanmaz buyuruluyor. Ve ondan sonra devamında da Allah-u Teala'nın sıfatlarından biri settar. Yani günahları örtücüdür. Hakikaten ya. Yüzümüze vuruluyor mu? Bir vurulsa. Tapu yuttuk yani. Settar yani günahları örtücüdür. Her Müslümanın da din kardeşinin ayıbını, kusurunu örtmesi lazımdır. Allah-u Teala kullarının günahlarını affedicidir. Müslümanlar da birbirlerinin kusurlarını, kabahatlerini affetmelidir. Her Müslümanın bunları öğrenmesi ve bunlar gibi ahlaklanması lazımdır. Böylece dünya ve ahiret felaketlerinden kurtulmak nasip olur. Peygamber Efendimiz de kendi nefislerinizin ayıplarını araştırınız, başkalarının ayıplarını araştırmayınız buyurmuştur. Dolayısıyla dinimiz başkalarının hatalarını, günahlarını ve hatta bir söz söylerler de o hatırıma geliverdi birden. İşte zenginin malı züğürdün çenesini yor hesabı. Ya adamcağız yani güzel sıfatlarla anıyorsan tamam da bunları söylemen işte bu namussuzdur, bu alçaktır, bu şerefsizdir dedin de eline ne geçti? Ne faydası oldu sana? Ne faydası oldu? Ha belki bizi izleyen ve dinleyenler işte insanları aldatan, insanları kandıran, dini yanlış anlatan bunlar deşifre edilir mi? Onlar zaten kitaplarda anlatılır. O başka. O başka bir mesele. Onlar anlatılır. Niye? Başka Müslümanlar bu kimsenin zararından korunsun diye anlatılır. Ama onun dışında kendi halindeki adam biraz hata etti, yanlış yaptı. Hatta evin içinde bile
Evlidir, karı kocadır. Kadın kocasının hemen bir hatası, aa gördün mü bak sen böyle yapıyorsun. Erkek hanımın hatasını, aa sen böyle yapıyorsun falan demeye gerek yok. Demeye gerek yok. Çünkü çocukların bile aynı şekilde. Yüzüne vurulmaz. Yüzüne vurulmaz hataları. Ama hani vaktimiz daraldı ama bir şey söyleyivereyim. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'a peygamberimizin torunları bunlar. Bakmışlar bir yaşlı bir adamcağız abdest alıyor. Fakat abdesti hatalı alıyor. Şimdi yani torunu yaşlarında bunlar. Adamcağıza deseler ki ya amca bu yaşa gelmişsin hala abdest almasını öğrenememişsin. Yanlış alıyorsun deseler incinebilir. Diyorlar ki amca biz kardeşiz. İkimiz de birbirimize iddiamız var. Kardeşim diyor ki ben senden daha düzgün abdest alıyorum. Ben diyorum ki yok ben senden daha düzgün abdest alıyorum. Biz diyor ikimiz abdest alsak sen de hakem olsan bir baksan. Sen karar versin. Olur diyor. Buyurun. İkisi de çok güzel abdest alıyor. Adamcağız diyor ki evlatlarım diye. İkiniz de çok mükemmel abdest alıyorsunuz. Yanlış alan benmişim. Çok teşekkür ederim diyor. Öğreniyor. Hani öğretmek istedikten sonra hani öbür türlü dangalak salak böyle yapılır mı? Demek de var. Böyle demek de var. Tercih edilen budur tabii. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala buyurdu ki, İşlediği günahı affımın yanında büyük görene gazaplanırım. Eğer acele etmek şanımdan olsaydı, acele ceza verseydim, rahmetimden ümit kesenlere acele ceza verirdim. Ey gönül gel ağlama, zarı zarı inleme. Ey gönül gel ağlama, zarı zarı inleme. Pirden aldım haberi, ol bir nişan sendedir. Pirden aldım haberi, ol bir nişan sendedir. Sendedir dostun ili, sende açılır gülü. Söyler bu can bülbülü. Gülihan'dan sendedir. Söyler bu can bülbülü. Gülihan'dan sendedir. Gezme gel bahru berri, kendinden iste yari. Gezme gel bahru berri, kendinden iste yari. Cismi cana hükmeden, gizli sultan sendedir. Cismi cana hükmeden, gizli sultan sendedir. Tem tahtıdır bu canım, can tahtıdır cananım. Ey niyazi şüphesiz, ol bir mekan sendedir. Ey sultanım şüphesiz, ol bir nişan sendedir. Tam ilmihal, saadeti ebediye. İsrafın kötülüğü ve zararları. Tasavvuf, kalbi kötü huylardan temizlemek ve iyi huylarla doldurmak demektir. Malı, İslamiyetin ve mürüvvetin uygun görmediği yerlere dağıtmaya israf veya tebzir denir. Mürüvvet, faydalı olmak, iyilik yapmak arzusudur. Fütüvvet, daha hususi manaya gelir ki, kötülük yapmamak, iyilik yapmak ve herkesin utanacak şeylerini örtmek ve kötülükleri affetmektir. İslamiyete uymayan israf haramdır. Mürüvvete uymayan israf, tenzihen, hafif, az, mekruhtur.
İsrafın haram olduğu muhakkaktır. Kalbin hastalığıdır. Kötü bir huydur. Dinimizin hasisliği, cimriliği, israftan daha çok kötülemesi, israfın cimrilik kadar kötü olmadığını göstermez. Hasisliğin daha çok kötülenmesi, insanların çoğu yaratılıştan mal biriktirmeyi sevdiği içindir. Allahü Teala'nın israf etmeyiniz. Allahü Teala israf edenleri sevmez mealindeki kelamı yetişir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Kıyamet günü herkes 4 suale cevap vermedikçe hesaptan kurtulamayacaktır. Ömrünü nasıl geçirdi? İlmi ile nasıl amel etti? Malını nereden, nasıl kazandı ve nerelere harcetti? Cismini, bedenini nerede yordu, hırpaladı? İsrafın kötülüğünü gösteren delillerden biri de faizin haram olmasıdır. Faiz alıp vermek büyük günahtır. Buna da sebep, insanların malını alışveriş yaparken ziyan olmaktan korumaktır. 10 şey, son nefeste imansız gitmeye sebep olur. 1. Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını öğrenmemek. 2. İmanını ehli sünnet itikadına göre düzeltmemek. 3. Dünya malına, rütbesine, şöhretine düşkün olmak. 4. İnsanlara, hayvanlara, kendine zulm, eziyet etmek. 5. Allahü Teala'ya ve iyilik gelmesine sebep olanlara şükretmemek. 6. İmansız olmaktan korkmamak. 7. 5 vakit namazı vaktinde kılmamak. 8. Faiz alıp vermek. 9. Dinine bağlı olan Müslümanları aşağı görmek. Bunlara gerici gibi şeyler söylemek. 10. Fuhş sözleri, yazıları ve resimleri söylemek, yazmak ve yapmak. Eshab-ı Kiram aleyhimür redvan. Cennetle müjdelenen 10 kişiden biri Abdurrahman bin Avf Hazretleri radıyallahu anh. Göktekiler ve yerdekiler katında emin olan. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Eshabım gibi hiç kimse İslamiyete hizmet edemez. Bu bölümümüzde Efendimiz aleyhisselamın isim isim zikrettikleri ve cennetle müjdelenmiş olduklarını emir buyurdukları 10 sahabiden birinin, Abdurrahman bin Avf Hazretlerinin hayatını anlatacağız. O, nesep olarak 7. kuşakta alemlerin efendisiyle birleşen bir yiğittir. Önce iman edenlerden birçoğunda olduğu gibi, onun da iman etmesine vesile olan, peygamberlerden sonra insanların en üstünü olan Hazreti Ebu Bekr Sıddık'tır. Hicretten 44 yıl önce doğan Abdurrahman bin Avf Hazretleri, ilk iman eden 8 kişiden biridir. Ticareti iyi bilen, girdiği işlerde çok iyi kazanan, dürüst bir tacir olan Abdurrahman bin Avf, Müslüman olduktan sonra diğer sahabe-i kiram aleyhimür rıdvan gibi çok büyük zulümlere maruz kalır. Habeşistan'a hicret emri verilen sahabe-i kiramın içinde o da vardır. Bir süre kalındıktan sonra Habeşistan'da Efendimiz aleyhisselamın Medine'ye hicretinin hemen akabinde onlar da Medine'ye vasıl olur, Efendimiz aleyhisselama kavuşurlar. Medine'ye hicretten sonra Efendimiz aleyhisselamın muhacirlerden, yani Mekke-i Mükerreme'den hicret eden her bir sahabiyi Ensar'dan, yani Medineli Müslümanlardan biriyle kardeş yapmasıyla onu da Said bin Rebi ile kardeş yaparlar. Mü'min kardeşliğinin en önemli numunelerinden olan bu kardeşliğin sınırları yoktur.
Çünkü İslam kardeşliği, kardeşlikten öte bir muhabbettir, samimiyettir. İşte Abdurrahman bin Avf Hazretleri ile Resulullah'ın kardeş yaptığı Said bin Rebi Hazretleri, malının ve servetinin yarısını ona vermek ister. Müslüman olmadan önce zaten tacir olan Abdurrahman bin Avf Hazretleri, ona çok teşekkür ederek ticareti iyi bildiğini, pazarda yapacağı alışverişlerle kendi geçimini sağlayacağını ifade eder. Efendimiz aleyhisselam, onun bu davranışını öğrenince ona duada buyururlar. O, Kaynuka çarşısında yaptığı alışverişle kısa zamanda zengin olur ki, bu Resulullah'ın duası bereketiyledir elbet. Bu eşsiz duanın bereketinin büyüklüğünü Abdurrahman bin Avf Hazretleri şöyle ifade eder. Resulullah'ın duası bereketiyle bir taşa uzansam, altında bir altın veya gümüşe rastladığımı görürüm. Onun Bedir Savaşı'ndaki kahramanlıkları bir destan gibidir ki, canını bütün canların canı yolunda feda edebilmek için müşrik sürüsünün içlerine dalarken tek düşüncesi Allahü Teala'nın düşmanlarını hak ile yeksan etmek, onun yolunu yaymaktır. Bir yıl sonra vuku bulan Uhud Savaşı'nda da durum farklı değildir. Gerek alemlerin efendisini korumak için gösterdiği büyük kahramanlıklar, gerekse müşriklere yaptığı hücumlar görülesidir. Abdurrahman bin Avf Hazretleri Uhud'da tam 21 yara alır. 12 dişi kırılır ve ayağından aldığı darbeyi aldırmadan üstüne üstüne gider küffarın. Ayağını aldığı bu darbe yüzünden ömrünün geri kalanını topallayarak geçirir ki bu ona pek bir sevimli gelir. Çünkü o bu topallığın sevgilinin yolunda mücadele ederken kendisine yadigâr kaldığını hatırladıkça şükre varır dili, hamd eder Allahü Teala'ya. Abdurrahman bin Avf Hazretleri de cananını bulmuş, onun aşkıyla divane olmuştur. Bütün eshab-ı kiram gibi o da malını mülkünü Allah ve Resulü yolunda dağıtır, feda eder. Onlar malı mülkü binbir eza ve cefa ile biriktirip, sonra ansızın bırakıp gidenlerden olmamışlar, nefslerini, canlarını, mallarını Allah yolunda feda etmişlerdir. Bu kimi zaman on binlerce altın olmuş, kimi zaman on binlerce dirhem, kimi zaman da yüzlerce yüklü deve olmuştur. Bir gün Tebük seferi dönüşü eshab-ı kiram, Efendimiz aleyhisselamın dinin direği diye emir buyurdukları namaz kılmak için toplanan eshab-ı kiram, Abdurrahman bin Avf'ı radıyallahu anh'ı imamete geçirirler. İkinci rekâte gelindiğinde Efendimiz aleyhisselam oraya teşrif eder ve Abdurrahman bin Avf hazretlerinin imam olduğu cemaate katılır ve namazlarını eda ederler. Namazdan sonra Efendimiz aleyhisselamın emir buyurdukları şu husus, Abdurrahman bin Avf hazretlerinin yüksekliğini göstermesi açısından apaçık bir müjdedir. Buyururlar ki âlemlerin efendisi, bir peygamber, salih bir kimsenin arkasında namaz kılmadıkça ruhu kabz olmaz. Abdurrahman bin Avf hazretleri radıyallahu anh hep Efendimiz aleyhisselamın en yakın ashabından olmuş, onun hizmetlerini görmüş, çok büyük fedakarlıklarda bulunmuş, büyük savaşlara katılmış, sonu zaferle biten Dûmetül Cendel'e giden orduya bizzat komutanlık yapmıştır Resulullah'ın emriyle. Abdurrahman bin Avf hazretlerinin radıyallahu anh naklettikleri Efendimiz aleyhisselama salatu selam getirilmesiyle ilgili bir hatırasını müminlere bir müjde olması kabilinden naklediyoruz. Bir gün Efendimiz aleyhisselam hurmalık bir yere gider ve secdeye kapanırlar. Onu aleyhisselam gören Abdurrahman bin Avf hazretleri bir süre hayranlıkla izler Resulullah'ı. Fakat Efendimiz aleyhisselamın secdesi çok uzun sürmüştür. Bir mübarek tel saçına
bin canı olsa feda edebilecek olan Abdurrahman bin Avf Hazretleri telaşlanmaya başlar. Acaba Resulullah'a bir hal mi oldu diye endişe etmeye başladığı sırada Efendimiz aleyhisselam mübarek başlarını secdeden kaldırırlar ve Abdurrahman bin Avf Hazretlerine eşsiz tebessümleriyle sorarlar. Bir şey mi oldu? Abdurrahman bin Avf Hazretleri bütün canların canına, "Ya Resulallah, secdede çok uzun süre kaldığını görünce endişelendim. Acaba bir hal mi oldu size?" diye. Efendimiz aleyhisselam bunun üzerine, "Kıyamete kadar bütün müminlere söylemesi kolay olan bir zikrin nasıl sonsuz bir servete dönüşeceği müjdesini şöyle verirler. Cibril-i Emin, yani Cebrail aleyhisselam geldi ve şunu müjdeledi. Ya Muhammed, kim ki sana salat ve selam getirirse, Cenab-ı Hakk'ın mağfiret ve selamına nail olur." Abdurrahman bin Avf Hazretleri bunun üzerine şükür secdesine kapanır hemen. Abdurrahman bin Avf Hazretleri Efendimiz aleyhisselamın ahireti teşriflerinden sonra da ezvacı tahirata, ehli beyte hizmetlerine devam eder. Bu hizmetlerinden dolayı bu hizmetleri yapacaklar için Efendimiz aleyhisselamın daha önce emir buyurdukları sabırda kamil olan ve sıddıklığı huy edinenler müjdesine de kavuşmuş olur böylece. O, Efendimiz aleyhisselamdan sonra halife olan Hazreti Ebubekir'in en yakın danışmanlarından, Hazreti Ömer'in radıyallahu anh halifeliği sırasında da onun en büyük yardımcılarından olur. Hazreti Osman zamanında ise sakin bir hayatı tercih eder. Efendimiz aleyhisselamın hakkında göktekiler ve yerdekiler katında sen eminsin müjdesiyle şereflenen büyük sahabi 75 yaşındayken Hicri 31 yılında vefat ederek sevgililer sevgilisine kavuşur. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'mızdan sesleniyorum. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın destek ve katkılarla yapmakta olduğumuz programlarımızın bu bölümünde sizlere meşhur, dünyada meşhur Bursa'nın Ulu Cami'ni inşallah anlatmaya başlıyorum. Ulu Cami, Selçuklu'da ve Osmanlı'da şehrin en büyük cuma ve bayram namazlarının da kılındığı camilerdir. Bunlar her şehirde bir tane olur. Çünkü cuma bir yerde kılınır ve cuma namazını, bayram namazını da oranın emiri, komutanı yani valisi kıldırır. Ancak daha sonraki yıllarda şehirlerdeki nüfuslar arttıkça bu hususta zorluklar oldu. Şehirler büyüdükçe alınan fetvalarla, uygun fetvalarla, evet her ne kadar emirin kıldırması gerekirse de emirin tayin ettiği kişilerin de kıldırmasına fetva verildi. Kıldırabileceğine. Öyle olunca vali camilerin imamlarını tayin etmiş oluyor. O camilerde de cuma namazı da bayram namazı da kılınmış oluyor. Tabii bu bir müddet devam etti. 1453'lere kadar, yani İstanbul'un fethine kadar bu böyleydi. İstanbul'un fethinden sonra bir Ulu Cami adı verilmedi, kullanılmadı. Çünkü İstanbul koca bir şehir. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u aldığında bir büyük kiliseyi, şehrin en büyük kilisesini
dinimizin emirlerine uygun olarak o gün ezan okutup, ilk ezanı okutup 29 Mayıs 1453 Salı günü camiye çevirdiğini ilan etti. Cami oldu o gün. Yani oldu deriz mi? Oldu. Ama camiye uygun, lazım olan mihrap, minber gibi yerlerin tayini hususunda ve onların da yapılması hususunda bir müddet verdi. Cuma namazını ben burada kılmak istiyorum dedi. Ama o gün, o andan itibaren namaz kılınır hale geldi. Buna da Ulu Cami denmedi. Ayasofya Camii dendi. Daha sonraki dönemlerde de tabii bu kiliseyi çevirdi Fatih. 20 tane kiliseyi de Bizanslı halkın rızasını almak suretiyle. Yani rızaen, siz gidiyorsunuz, hürriyetinizi bağışladım ama bu eserleriniz burada kalacak. Buralara çeşitli hayvanlar gelip dadanacak, uygunsuz insanlar kalacak, yıkılacak, akan yerleri görülmeyecek, eserleriniz harap olacak. Eğer bize müsaade ederseniz, biz buraları camiye çevirelim. Yani fethi yapan sultan rica ediyor, ederek istiyor efendim. Rica ederek istiyor. Peki dediler, canla başla. 20 tanesini çevirdi. Ama Galata tarafındaki Cenevizlerin kolonisi, yani Galata Kulesi'nin olduğu yer bir şehirdi. Galata şehriydi. Ta Halic'in sahiline kadar inerdi. Böyle üçgen vari bir yerdi. Üçgenin tepesinde de Galata Kulesi vardı. Öbür tarafa gitmiyordu Galata şehri. Orada kalıyordu. O son noktasıydı, en üst noktası. Oradakilere bir fermanla, siz İstanbul'un fethinde bana yardımcı oldunuz, desteklediniz, malzeme ikmali yaptınız, paramızla da olsa, biz şimdi sizin oradaki hiçbir kenisenizi, yani kenise, kilise demek efendim, o günün ifadesi kilise deniyor. Kilisenizi alıp cami etmeyeceğim dedi ve etmedi. Uzun süre etmedi. Şimdi Galata Mevlevihanesi niye çevrildi derlerse, Fatih çevirmedi ki. 1600'lerden sonra, yani fetihten 150 sene sonra artık baktılar ki yıkılıyor, dökülüyor. Paşa'nın birisi dedi ki burayı biz camiye ve Mevlevihaneye çevirelim. Öyle çevirdiler. Yani Fatih Sultan Mehmet Han ve arkasından gelen torunları sözlerini tuttu. Yine de o eserler harap olmasın diye onları camiye çevirerek kullandılar ve kullanıyorlar. Yani biri demesin ki Fatih sözünü tutmadı, bak 20 değil 40 tane kiliseyi çevirmişler. Evet, Ulu Cami'nin özelliği bu. İstanbul'un fethinden sonra da bu Ulu Cami ifadesi sonraki yapılan camilerde kullanılmadı. Çünkü şehir şehirde cuma ve bayram namazı kılınan birçok cami birden böyle mantar gibi bitiverdi her yerinde. Evvela Fatih yaptırdı. Fatih Camii'ni yaptırdı. Eyüp Sultan'ı yaptırdı öncelikle. Sonra Fatih'i yaptırdı. Böyle gitti. Şimdi burayı yaptıran Yıldırım Bayezid Han, Murad-ı Hüdavendigar'ın oğludur. Babası Kosova Harbi'de zaferi kazanmasına rağmen savaş meydanında şehitliği tatmasıyla beraber yerine savaş meydanında oğlu tahta cülüs etmiş oldu. Biat yapıldı orada ve biattan sonra da orduyu aldı, döndü. Tabii kendisi babasının sağlığında birçok seferlerde babasıyla beraber bulundu. O zamandan beri adı Yıldırım'dı. Padişah olmadan önce adı Yıldırım'dı. Çünkü koşan ata atlayıp binebilirdi koşarak. Efendim, bir de harekete başladıktan sonra bir görür, ondan sonra görülmez halde Yıldırım gibi giderdi. Hani Yıldırım'da bir çakar kaybolur, çakar kaybolur. Onun için ona Yıldırım Bayezid Han dediler. Hakikaten de ismiyle müsemma bir insandı. Bilhassa Nibolu'daki savaşta bu halini ayan beyan herkes gördü. Artık bu hal sadece fiziki bir hal miydi? Bana göre değildi. Yani bunun içinde mutlaka manevi birçok şeyler de vardı. Şimdi Ulu Cami deyince, biz Bursa Ulu Cami'nin önündeyiz. Ulu Cami deyince efendim akla başka şeyler geliyor. Bazı usulsüz menkıbeler geliyor. Efendim işte Emir Sultan Hazretleri inşaatı gezerken Yıldırım Bayezid Han damadına sormuş. Emirim, nasıl buldunuz camiyi? Bir eksiği gediği var mı? Yani yapılacak bir şey var mı? O da
Sultanım her tarafı güzel ama bir köşesinde de bir ufak meyhane olsaydı da sizi de burada zaman zaman görebilseydik demiş. Bu külliyen yalan efendim. Tarihe bu yalanı kim düşürdüyse 7 sülalesi bunun vebalini çeker efendim. Ne Emir Sultan böyle bir söz söyledi, ne Yıldırım Bayezid içkiyle, işretle, sarhoşlukla alakası vardı. Ecdadımızın her birine bir iftira yapıştırmak suretiyle Osmanlı Devleti'nin büyüklüğünü, tarihte işgal ettiği sayfaları hazmedemeyen hain tabiatlı insanlar bunların her birine bir şey bulup yapıştırıyorlar. İşte yabancı kadınlarla evlendiler de sarayda cariyeleri vardı da efendim çocukları işte şöyle olurdu, böyle olurdu. Bunlar kim yaptı? Böyle olan insanlar bu eserleri yapamaz. Yaptı dese yalan olur. Eğer yapsaydı Avrupa'da bu eserlerin bir emsali olurdu. Caminin iki tane minaresi var. Minare iki tarafta da belli bir seviyeye kadar mermerden evvela kare kaide, ondan sonra tekrar nişlerle bir değerlendirilmiş bir hale gelmiş. Ondan sonra da tuğlayla devam ediyor. Bu minareler caminin içinden geçilen bir yoldan değil, dışındaki bir yoldan girilen minarelerdir. Yani ana yapıdan ikisi de bir metreden fazla ayrı yapılmış. Özelliği bu. Her camide olmaz ama hiçbir camide de olmaz diyemeyiz. Başka bunun örneklerini tek minareler olarak da gördük. Bu camiyi yaptıran banisi olan Yıldırım Bayezid Han, Niğbolu'ya saldıran, yani Osmanlı topraklarına o bölgeden saldıran Haçlı kuvvetlerinin Niğbolu kalesini muhasara etmesiyle içeride kalan cengaverlerini kurtarmak istedi. Yani Niğbolu'yu da kurtarmak istedi. Cengaverlerini de kurdu. Askerler içerideler. O da çok hızlı bir şekilde hareket ederek Niğbolu'ya geldi ve düşman kuvvetlerini de o bir çembere aldı. Yani üç halka olmuş oldu. Dışta Yıldırım Bayezid kuvvetleri, Osmanlı kuvvetleri, onun içinde Haçlı kuvvetleri, 8 devlet falan vardı efendim. Hiçbir zaman Osmanlı Devleti'ne çöküşe kadar tek devlet, teke tek savaşa cesaret edememiştir. Bunun bir incelenmesi, izahı lazım. Bunun için ciltlerle kitap yazılması lazım. Daha sonra nasıl oldu? Yani oradaki insanlar savaşmayı mı bilmiyorlardı, Haçlılar. Bilmeseler bu kadar asker göndermezler. Bu Haçlı seferleri dolayısıyla 8 tanesi numaralıdır. Ondan sonrakiler numaralı değil. Kosova'lar numaralı değil. Varna numaralı değil. Niğbolu numaralı değil. O 8'e dahil değil. Bunları toplasanız 30'u bulur efendim. Beraberce saldırmaları. Neden? Neden beraberce geldiler? Hep papalık tahrik etti bunları. Hep İslam'a saldırmaları için papalık tahrik etti. İşte o arada İçeridekilere bir cesaret vermek için, onlarla bir haberleşme yapabilmek için Yıldırım Bayezid Han tek başına padişah olduğu halde düşman hatları içerisinden gizlice geceleyin geçti, kale duvarının dibine geldi, kale komutanı Doğan Bey'e seslenerek biz yardıma geldik, yakınınızdayız, sakın moralinizi bozmayın, maneviyatını yüksek tutun diye bağırması vardır ki bunu filmlere de konu yapmışlardır. Ve Niğbolu'yu alamadan önce o zor şartlar altında bir nezir yaptı. Allah-u Teala'ya bir adakta bulundu. Ya Rabbi şu Niğbolu'yu salimen kurtarırsam, bu kaledeki aslanlarımı kurtarırsam, kaleyi kurtarırsam, düşmanı yenersem 20 tane mescit yapacağım dedi. Ve Niğbolu bitti. İşte orada Emir Sultanlığı gördü ama tanışamadılar. O savaşta nasıl bir hal aleminde geldi Emir Sultan, orada yaraları sardı. Bu meşhur hikayedir. Bunu zaten Emir Sultan Hazretleri'nin türbesini ve camiini anlatırken siz seyircilerimle paylaşmıştık. Bir daha tekrar etmek istemiyorum işi uzatmamak için. Geldiğinde Emir Sultan'la bir görüşmesinde dedi ki emirim ben böyle bir nezirde bulundum. Bursa'da şu anda küçük bir yer. Burada yani 20 tane mescit yapacak yer yok. O kadar şehirleşmemiş.
O da buyurdu ki, efendim siz bir tane yere 20 kubbeli bir cami yaparsanız, o 20'lik mescit yapacağım adağınızın yerine gelir. Adak yerine gelmiş olur. O da işte bu Ulu Cami'yi yaptı. Ulu Cami onun için 20 kubbeli yapılmıştır. Ve mermer bilhassa şu şahane kapısında ki mermerler o devrin mermer işçiliğini gösteriyor. Mimarını bilmiyoruz. Efendim mutlaka yine Türk mimarıdır. İvaz Paşa o sırada herhalde daha hayatta olmayabilir. Olsa da mimarlığı yoktur. Ama birileri bu işi yapmış. Efendim üzerinde yok toplama, derleme malzemeler var falan, bazı sanat tarihçiler söylüyor. Derlense ne olur efendim? Yani geldim Bursa'da Bizans'tan kalmış olan iki tane sütun başlığı. Hırsızlık mı yapıyorsun? Çalıyor musun yani? Hayır. Başlık yerde duruyor zaten, bakamamışlar. Yıkılmış gitmiş hepsi. Tekfur bunlarla ilgilenmemiş ki. Zevki sefaya dalmış. Öyleyse o alınacak, bir yere konacak. Bu suç değil. Hatta onu alıp da koymamak suç olur. İşte böyle bir yapının önündeyiz. Ve bunun yerinin tespiti için tabii Emir Sultan Hazretleri rüyada caminin buraya yapılacağını görüyor. Caminin yeri burası olacağını görüyor. Yıldırım Bayezid'e arz ediyor ki, efendim Allah alem, cami herhalde şuraya yapılsa uygun olur. Kırlık bir yer burası da efendim. Çorak, kırlık bir yer. Ertesi gün geliyorlar, bakıyorlar ki burası yemyeşil bir çayırlık olmuş. Tamam deniyor. Kazmalar vuruluyor. Bir de şadırvan hikayesi var ama süremizi de doldurduk. İnşallah onu da caminin içine girdiğimizde bir köşede size sessizce anlatmaya çalışırız. Hoşça kalınız efendim.